Ekranda gördüğünüz bu gri dev Bayraktar Kızıl Elma. Ancak dikkatli bakarsanız kanatlarının altındaki detayı fark edeceksiniz. Evet, taşıdığı o mühimmatla az önce tarih yazdı. Bugüne kadar sadece insanlı savaş uçaklarının yapabildiği bir görevi Kızıl Elma tek başına başardı. Hava-hava füzesiyle hedefini nasıl avladığını ve bu fotoğrafın arkasındaki büyük başarıyı konuşuyoruz. Gökyüzünde bir savaş pilotu olmak, Hollywood filmlerinde gördüğümüz o havalı sahnelerden çok daha fazlası. İnanılmaz bir G kuvveti, saniyenin onda biri kadar bir sürede verilmesi gereken ölümcül kararlar ve her an düşürülme korkusu. Ama durun, ya size bu senaryonun tamamen değişmek üzere olduğunu söylesek? Ya F-16 pilotlarının artık o it dalaşı dediğimiz ölümcül dansa girmek zorunda kalmayacağını, bunun yerine arkasına yaslanıp bir gökyüzü generali gibi savaşı yöneteceğini anlatsak, pilot artık savaşmıyor, savaşı yönetiyor. Evet, bilim kurgu değil. Türk Hava Kuvvetleri, F-16'lar ve Kızıl Elma ile dünya harp tarihinde çok az ülkenin cesaret edebildiği bir konsepti deniyor. MUM-T, yani insanlı insansız takımlaşma. Artık gökyüzünde kas değil, akıl kazanıyor. Bu videoda sadece bir uçaktan bahsetmeyeceğiz. F-16 ve Kızıl Elma dansının gizli kahramanı ise görünmeyen bir kablo. Milli Veri Bağı. 30 milyon dolarlık, bir pilotun hayatının nasıl kurtarıldığını ve gökyüzündeki avcı-şahin dengesini konuşacağız. Ama önce küçük bir anlaşma yapalım. GZT ekibi olarak savunma sanayideki bu derin analizleri kimsenin konuşmadığı detaylarla önünüze getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu videodan sonra vay be, olaya hiç böyle bakmamıştım diyeceğinize eminiz. O yüzden şu an daha videonun başındayken aşağıda abone ol butonuna bir dokunun. Hedefimiz bu videoyla ailemize 1000 yeni savunma sanayi meraklısı katmak. Hazırsanız kemerleri bağlayın. İrtifa alıyoruz. Yıllardır bildiğimiz bir gerçek var. F-16 Fighting Falcon, yani savaşan şahin. Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği. Çevik, güçlü ve kendini kanıtlamış bir efsane. Ancak bu efsanenin en büyük zayıf noktası ne biliyor musunuz? İçindeki insan, yani pilot. Bir insan bedeni en fazla 9G kuvvete dayanabilir. Yorulur, hata yapar, duygusal karar verebilir ve en önemlisi vurulduğunda telafisi imkansız bir kayıp yaşanır. Bir savaş pilotunun yetişmesi yıllar alır. Maliyeti milyonlarca doları bulur. Peki Türkiye bu denklemi nasıl değiştiriyor? İşte burada sahneye Kızıl Elma çıkıyor. Kızıl Elma, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, 8,5 ton maksimum kalkış ağırlığı, 25.000 feet operasyonel irtifa, 3 saatten fazla havada kalış süresiyle son zamanların en güçlü çıkışlarından biri oldu. Kızıl Elma alındı ilk derken bizim buradaki kastımız ilk insansız savaş uçağı olması. Genelde yapılan projeler insansız savaş uçağı niteliğinden ziyade sadık kanat formunda insanlı savaş uçağıyla birlikte görev yapabilecek şekilde projeler mimarisi oturtuluyor. Kızıl Elma ise insansız bir savaş uçağı olarak inşa ediliyor. Ama lütfen ona sadece insansız bir uçak deyip geçmeyin. Çünkü Kızıl Elma, F-16'nın yanına bir yük olarak değil, bir kardeş olarak. Askeri terminolojideki adıyla Loyal Wingman, yani sadık kanat adamı olarak geliyor. Bu ne demek? Eskiden F-16 pilotu hem uçağı uçurur, hem radarı kontrol eder, hem füzeyi kilitler, hem de etrafı kollardı. Şimdi senaryo değişiyor. İnsanlı insansız takımlaşma konseptiyle F-16 pilotunun rolü taktik operatörlükten görev komutanlığına evriliyor. Pilot artık sıcak çatışma hattının, yani o ateş çemberinin en önünde değil. Daha güvenli bir mesafede, geride kalacak. Önünde uçan bir, belki iki Kızıl Elma'yı bir tablet veya kaskındaki sistem üzerinden yönetecek. Git ve şu bölgeyi tara. Git hava savunma sistemini sustur diyecek. Pilot artık tetiği çeken değil, tetiği kimin ne zaman çekeceğine karar veren stratejik bir akıl. Bu yapı pilotun üzerindeki o inanılmaz zihinsel yükü, yani bilişsel yorgunluğu alıyor. Pilot sadece stratejiye odaklanıyor. Nasıl uçarıma değil, nasıl kazanırıma kafa yoruyor. İnsansız sistemlerle insanlı sistemlerin karşı karşıya geldiği senaryolarda insan genel olarak zaten fizyolojik sınırlılıkları olan varlıklar karşısındaki sistemin bir insansız olduğundan bu bilinçle çok daha fizyolojik sınırlarının tedirginliğinin vesaire anksiyetesinin artacağı bir senaryo var. İnsansız sistemler nicelik olarak daha üstün olduğu takdirde
Zaten farklı senaryolarda bunların görev bilgisayarları vesaire edindiği için insanlı sistemlere karşı üstünlük kurmaları. Tabii burada ortaya konulan doktrin, işte kullanım konsepti, CONOPS dediğimiz ya da bu konseptler, doktrinler etkili olacaktır. Savaşları çok daha farklı bir noktaya getirebilir. Burada çok kritik bir detay var. Her F-16 Kızıl Elma'yı yönetemez. Kızıl Elma ile gerçek zamanlı komuta kontrol ve veri paylaşımı sadece Özgür projesiyle modernize edilen F-16'larda mümkün olacak. Özgür sayesinde bu uçaklar tamamen yerli görev bilgisayarına, yani yerli beyne sahip oluyor. Yabancı yazılımlı eski F-16'lar bu bağlantıyı kuramazken, Özgür modernizasyonu yapılan F-16'lar MUM-T için gerekli tüm altyapıyı sağlıyor. Özgür modernizasyonunun bir diğer stratejik önemi de burada ortaya çıkıyor. Kaan devreye girdiğinde çoklu insansız savaş uçağını yönetme altyapısına sahip olacak. Özgür'le modernize edilen F-16'lar bu ekosisteme geçişin ara halkası olacak ve Kaan'ın komuta mimarisine sorunsuz bir şekilde bağlanacak. Bu konsepti kafamızda daha iyi canlandırmak için harika bir benzetme kullanalım. Doğadaki avcı ve şahin ilişkisini düşünün. Burada F-16 tecrübeli bir avcı. Elinde tüfeği var, zekası var, planı var. Ama çalılıkların arasına, yılanların olduğu yere kendisi girmez. Kızıl Elma ise onun kolundaki şahin. Avcı güvenli bir tepede durur. Şahini gökyüzüne salar, şahin avcının gözü kulağı olur. Avı bulur, ürkütür, açığa çıkarır. Hatta gerekirse avı kendi pençeleriyle etkisiz hale getirir. Avcı, yani F-16, şahinin gözlerini kullanarak avı görür ve şahinin pençelerini kullanarak tehdidi yok eder. Ve en önemlisi, avcı bu sırada burnu bile kanamadan evine döner. İşte görülmeden gören, vurulmadan vuran konseptinin Türkçesi tam olarak budur. Kızıl Elma, F-16'nın kanatları altında uzayan, görünmez bir el gibidir. Peki sahada işler nasıl yürüyecek? Biraz daha teknik ama bir o kadar heyecan verici kısımlara girelim. Pilot hayatta kaldığı sürece savaş bitmemiştir. Hava savaşlarında en büyük kabus hava savunma sistemleridir. Yani yerden havaya atılan füzeler. Bir F-16'yı düşman hava sahasına, S-300 ve S-400 bataryalarının olduğu bir bölgeye sokmak, Rus rulete oynamak gibidir. Yeni doktrinde bu intihar görevi sayılabilecek düşman hava savunmasının bastırılması görevlerini kim üstlenecek? Tabii ki Kızıl Elma. Burada çok kritik bir kavramdan bahsetmemiz lazım. Attradable, yani harcanabilir olmak. Bu kelime biraz soğuk gelebilir ama savaşın matematiği budur. Kızıl Elma gelişmiş bir teknoloji olsa da içinde bir insan taşıyan F-16'ya göre gözden çıkarılabilir bir unsurdur. Bir Kızıl Elma'nın düşürülmesi metal ve devre kaybıdır. Bir F-16'nın düşürülmesi ise hem devasa bir mali kayıp, hem yetişmiş bir pilotun kaybı, hem de büyük bir siyasi krizdir. Bu yüzden Kızıl Elma en tehlikeli bölgelere ilk giren, düşman radarını üzerine çeken, tabiri caizse yemi yutan ama aynı zamanda o radarı vuran öncü birlik olacak. Bu durum Türk Hava Kuvvetleri'nin risk toleransını radikal şekilde değiştiriyor. Eskiden giremeyiz, çok riskli denilen bölgelere artık Kızıl Elma'yı gönderelim, yolu açsın denilecek. Bu arada bu yarışta yalnız değiliz. Amerika'nın Skyborg programı, Avustralya'nın Loyal Wingman Ghost Bat projesi de benzer hedeflere sahip. Ancak önemli fark şu: bu ülkelerin projeleri hala test prototipleri aşamasında ve hiçbirisi gerçek bir muharebe ortamında operasyonel füze atışı yapamadı. Türkiye ise Kızıl Elma ile dünya tarihinde insansız bir savaş uçağıyla ilk defa gerçek bir angajmanda görüş ötesi füze fırlatan ülke oldu. Kızıl Elma insansız savaş uçağı olduğu için en temelde mesela insansız savaş uçaklarında bizim çok ciddi bir pilotaj eğitimine ihtiyacımız var. Bu uzun yıllara sarı ve kademeli kademeli işleyen, işte hafif eğitim uçağından başlar, bu jet tarz uçağına geçer, jet tekamül uçağına geçer. Bundan daha sonra işte insan savaşlarının işte F-16'lar vesaire, yani muharip seviyede uçağa geçersiniz. Kızıl Elma'da ise böyle bir durum yok. Siz bir yapay zeka, bir görev bilgisayarı eğitiyorsunuz. Bu görev bilgisayarında yani tabiri caizse copy paste yaparak farklı farklı Kızıl Elmalar'da bunu kullanabiliyorsun. Yani yıllardır ilk olacak denilen Amerika, Avustralya İHA'sı geride kalırken Türkiye sahada ilk gerçek sonucu alan ülke oldu. Gelelim işin teknolojik göz kısmına. Bir savaş uçağı için en önemli şey düşmanı önce görmektir. Önce gören, önce vurur. Kızıl Elma'nın burnunda Aselsan'ın geliştirdiği yerli şaheser Murat AESA radarı bulunuyor. Şimdi sıkı durun. Burada müthiş bir taktik var. F-16 ve Kızıl Elma kol uçuşu yapıyor.
düşman sahasına yaklaşıyorlar. F-16 kendi radarını kapatıyor. Neden? Çünkü radar açmak karanlık bir odada el feneri yakmak gibidir. Önünüzü görürsünüz ama herkes de sizin nerede olduğunuzu görür. F-16 sessizliğe bürünüyor. Önde uçan Kızıl Elma ise radarını sonuna kadar açıyor. Kızıl Elma düşman uçaklarını tespit ediyor, veriyi anlık olarak arkadaki F-16'ya aktarıyor. F-16 kendisi hiç radar sinyali yaymadan Kızıl Elma'nın gönderdiği veriyi kullanarak füzeyi ateşliyor. Düşman pilotu ne olduğunu bile anlamıyor. Radarında bir sinyal görünüyor. Ona odaklanıyor ama füze bambaşka bir yerden. Hayalet modundaki F-16'dan veya bizzat Kızıl Elma'nın kendisinden geliyor. Bu hava hava muharebesinde kartları yeniden dağıtan bir yetenek. Zaten yapılan testlerde Kızıl Elma'nın F-16 ile kol uçuşu yaptığı, sanal ve gerçek hedeflere yerli Gökdoğan füzeleriyle ve manevra kabiliyetiyle it dalaşına hazır olduğu görüldü. GZT takipçileri bilir. Biz işin maddi boyutunu, yani cüzdanı konuşmayı severiz. Çünkü savaşlar sadece füzelerle değil, dolar ve euro ile de kazanılır veya kaybedilir. Bir F-16'yı havada tutmanın maliyeti nedir biliyor musunuz? Yakıtı, bakımı, yer ekibi, yedek parçası. Ortalama 25 bin ila 30 bin dolar arası. Saati. Evet, bir saatlik uçuş için harcanan para bu. Peki Kızıl Elma? Tahmini uçuş saati maliyeti 3.000 ila 4.000 dolar civarında. Şimdi şu tabloya bir bakın. Bu ne anlama geliyor? Türkiye aynı bütçeyle havada çok daha fazla platform tutabilir. Düşman bir F-16 kaldırmak için 30 birim harcarken biz karşısına 30 birime 7-8 tane Kızıl Elma dikebiliriz. Buna asimetrik maliyet avantajı denir. Düşmanı sadece füzeyle değil, ekonomik olarak da yorarsınız. Sürdürülemez bir maliyet dengesizliği oluşturursunuz. Ayrıca F-16'ların gövde ömrü sınırlıdır. Her uçuş metal yorgunluğu demektir. Rutin devriye görevlerini, sınır güvenliğini Kızıl Elma'ya devrettiğinizde elinizdeki kıymetli F-16'ların ömrünü de uzatmış oluyorsunuz. F-16'ları sadece büyük gün için, en kritik görevler için saklayabiliyorsunuz. Peki bu ikiliyi bugün haberlerde izlediğimiz savaşların ortasına koysaydık ne olurdu? Önce kuzeyimize. Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Orada uçakların korkulu rüyası S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri. Bir F-16 pilotu oraya girmeye çekinir çünkü radar kilidini duyduğu an iş işten geçmiş olabilir. Ama bu yeni konseptte F-16 pilotu Kızıl Elma'yı önden yem olarak gönderirdi. Kızıl Elma düşman radarında kendini bir savaş uçağı gibi gösterip S-400'ü kendine ateş etmeye zorlardı. Batarya yerini belli ettiği o milisaniyede arkada pusuya yatmış F-16 anti-radyasyon füzesiyle o hava savunma sistemini imha ederdi. Yani Ukrayna'nın aylardır aşamadığı hava savunma duvarı tek bir pilotun burnu bile kanamadan delinmiş olurdu. Bir de rotayı güneye, yakın zamanda yaşanan İran-İsrail gerilimine çevirelim. MİT Akademisi raporunda da gördük. İsrail, İran içlerine girerken radarları kör ederek, hayalet hedefler oluşturarak ilerledi. İşte F-16 ve Kızıl Elma tam da bu kör etme işinin uzmanı. Pilotumuz sınırın güvenli tarafında beklerken Kızıl Elma düşman sahasının derinliklerine sızıp üzerindeki elektronik harp sistemleriyle düşman haberleşmesini kesebilir veya sahte sinyaller yayabilirdi. F-16 ise MSB Arge'nin geliştirdiği o 7 metre betonu delen hayalet NEP bombasını veya uzun menzilli füzelerini hedefe yaklaşma riski almadan kilometrelerce öteden ateşleyebilirdi. Kısacası bu teknoloji güncel savaşlarda intihar görevi denilen kavramı tarihe gömerdi. Peki bu hikaye nereye gidiyor? Biliyorsunuz, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan geliyor. Ancak Kaan tam operasyonel olana kadar geçecek sürede bir boşluk oluşmaması lazım. İşte F-16 ve Kızıl Elma entegrasyonu tam olarak bu dönemi kapatan doktrinal bir köprü vazifesi görüyor. Biz bu konsepti F-16 ile mükemmelleştirdiğimizde yarın Kaan geldiğinde sistem zaten hazır olacak. Kaan süper avcı olarak çok daha fazla Kızıl Elma'yı yönetecek. Ve bir bonus özellikten bahsetmeden geçmeyelim. Dünyadaki çoğu F-16 sadece uzun beton pistlerden kalkabilir. Ama Kızıl Elma, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu, kara konuşlu F-16'ların menzilinin yetmediği okyanuslarda, deniz aşırı operasyonlarda Türkiye'nin hava gücü projeksiyonu oluşturması demek. F-16 karadan kalkar, belirli bir yere kadar gelir. Ama Kızıl Elma gemiden kalkar. F-16'nın ulaşamadığı yerdeki düşmanı vurur. Mavi Vatan'ın sınırları bir anda genişler.
Ekranda gördüğünüz bu gri dev Bayraktar Kızıl Elma. Ancak dikkatli bakarsanız kanatlarının altındaki detayı fark edeceksiniz. Evet, taşıdığı o mühimmatla az önce tarih yazdı. Tarih yazdığı görevde tam olarak bunu işaret ediyor. Diğer platformlardan ayrılan özellik bünyesinde gelişmiş bir ARS radarının bulunması. Bu ARS radarıyla da hasım unsurları tespit edip bunlara yine bünyesindeki hava füzeleriyle angajman yapabilmesi. Diğer bahsettiğim sadık kanat platformları ise insanlı savaş uçağından aldığı talimatla hasım hedefleri angajman yapabiliyor. Yani onların kendi bünyesinde Kızılelma'daki gibi gelişmiş bir ARS radarı ya da gömülü bir elektro-optik sistemi bulunmamakta. Bugüne kadar sadece insanlı savaş uçaklarının yapabildiği bir görevi Kızıl Elma tek başına başardı. Kızıl Elma'nın hava füzesiyle hedefini nasıl avladığını ve bu fotoğrafın arkasındaki büyük başarıyı konuşuyoruz. Şunu da netleştirelim. Türkiye bu yarışta tek başına koşmuyor ama en ön grupta. Peki rakiplerimiz kim? Amerika Birleşik Devletleri Valkyrie ve Skyborg projeleriyle, Avustralya ise Boeing ile birlikte geliştirdiği Ghostbat ile aynı konsept üzerinde çalışıyor. Çin'in de gizli hangarlarda benzer insansız jetler ürettiği uydu görüntülerine yansıyor. Ama burada Türkiye'nin, yani Baykar'ın çok büyük bir avantajı var. Saha tecrübesi. Bayraktar TB2'ler ve Akıncılar, Libya'dan Karabağ'a, Ukrayna'dan Afrika'ya kadar dünyanın en zorlu savaş alanlarında on binlerce saat uçtu. Kızıl Elma'nın yazılımı işte bu devasa savaş tecrübesinin üzerine inşa ediliyor. Yani rakiplerimiz laboratuvarda test yaparken bizim algoritmalarımız şimdiden barut kokusunu biliyor. Bu F-16 ve Kızıl Elma dansının gizli kahramanı ise görünmeyen bir kablo. Milli veri bağı. Bunu evinizdeki Wi-Fi gibi düşünmeyin. Bu karıştırılamayan, kırılamayan, kriptolu bir askeri internet ağı. Yeni konseptte olay sadece F-16 ve Kızıl Elma değil. Havadaki AVAX erken ihbar uçağı, yerdeki radar istasyonu ve hatta denizdeki fırkateynlerimiz. Hepsi birbirine bağlı. Kızıl Elma bir hedefi gördüğünde bu bilgiyi anında yüzlerce kilometre ötedeki gemimize de gönderiyor. Belki de Kızıl Elma'nın işaretlediği hedefi F-16 değil, denizin ortasındaki bir gemimizden atılan füze vuracak. Buna ağ merkezli harp deniyor. Yani düşman, karşısında tek bir uçak değil, tek bir vücut gibi hareket eden devasa bir ordu bulacak. Türkiye, Kızıl Elma ve F-16'yı birleştirerek sadece yeni bir silah yapmıyor. Savaşma şeklini, hava harbi doktrinini baştan aşağı yeniden yazıyor. Pilotu merkezden alıp yönetici konumuna koyan, riski metale yükleyip insanı koruyan, maliyeti düşürüp vuruş gücünü artıran bir devrim bu. Bu gökyüzünde bir kuvvet çarpanı etkisidir. 1+1'in 2 değil, 5 ettiği bir senaryodur. Türkiye, Kızıl Elma üzerinde aslında Türk savunma sanayinin geleceğini inşa ediyor diyebiliriz. Kızıl Elma bunun bir ön sürümü, ön gösterimi olarak görülebilir. Çünkü Kızıl Elma'da biz ARS radarı görüyoruz. Bu çok gelişmiş bir hava radarı. Siz bundan hava yer hedeflerini vesaire de görebiliyorsunuz tabii ama hava platformu entegre. Murat ARS radarı, ASELSAN geliştirdi. Biz bunu Özgür modernizasyonunda, yani F-16'ların modernizasyon projesinde göreceğiz. Kaan savaş uçağında göreceğiz. Yani Kaan'da çok çok daha gelişmiş bir sürümünü göreceğiz. Eskiden Türk gibi güçlü derlerdi, şimdi Türk gibi akıllı savaşan diyecekler. İnsanlı ve insansızın bu dansı bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek potansiyele sahip. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte pilotlar tamamen kokpitten çıkıp sadece yerdeki odalardan mı savaş yönetecek? Yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi çok merak ediyoruz. Ve başta dediğimiz gibi, bu ve bunun gibi ufuk açıcı içeriklerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki GZT videosunda teknolojinin bir başka sınırında görüşmek üzere. Hoşça kalın, gökyüzünde kalın.